İzleyen herkese selamlar. Ha, bu Metin kardeşimle beraber. Merhabalar. Neredeyiz? Ayazma yolundayız. Ayazma yolundayız. Bugün ayın kaçıydı? Onu da söyleyelim. Ayın bugün 8 olması lazım. 8. Pardon 9. 9, 9 oldu ha. 8 dündü ya. 9 Nisan 2024 tarihe not düşelim. Önce Lahanuz'dan Cami-i Nur'a. Şimdi de Horaften'den önce Ayazma sonra Konak Kayası'na yürüyeceğiz. Rahmetli Ali Osman Efendi'cim hep sokar bir orağına böyle omzunu. Evet. Giderdi ormana. Orak onların silahıydı ya. Hiçbiri yok. Elinde örgüsü çorap örerdiler o zamanlarda. Arada bir omzunu dedi daha böyle. Ara ara. Yani bir onun da keçisi koyunu olurdu. Vardı, vardı. Her zaman vardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Abdan abi buraya geldik. Öyle bir hışırtı var ki. Dedim hadi rüzgar esiyor. Yok dedi oraya baksana havludan beri sürüyor ama nasıl koşuyorlar. Abi onlar dedim ya bunların dikine gidiyorlar. Şimdi ben arabayla geçiyordum. Ben yaylaya gece gidiyordum. Bir anda bir şey ordu sanırdı. Tek şey içinde. Daltonlar var yani. Aynı bu şekilde. O soruyor da. Pat 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 yoldan bir geçtiler. Biri vardı yanında dedi bana ki. Domuzlar dedi hiçbir şey yapmasan böyle burnunun dikine giderler dedi. Yani özel bir şey senin peşine koşayım falan yapmazlar. Ya karnı açsa saldırabilir ama. Yine de riskli yani. Abi onlar bütün dönüyorlar hacı. Bütün. Fark etmiyor. Atı zıplıyor havaya. Bir anda akıya dönüyor. Çok hızlı gidiyor. Çok güçlü hayvan. Bizden güçlü. Çeşme var mıydı? İleride var. Var değil mi? Susuz çeşme. Daha ileride su akan yer var. Evet, Ayazma yeri burası. Acı Su mahallesine Acı Su ismini veren su. Bakalım kaynağına çıkar mıyız ama. Üzerinden mi bakıyorsun şu anda? Yok. Çok az akıyordu yukarıda. O patika göl çıkıyor orada yukarı. Acı yukarıda közesi. Güzel oluyor da. Çıkalım. Ha buraya hortumdan aldıydılar ama sonra bozuldu, atmadı. Bu suyun tahlili yapıldıydı da içilmez raporu verdiler ona. Demir oranı çok yüksek. Orada da sapsarı oluyor aktığı yer. Ama sonuçta maden suyu bu maden suyu. Ama demir eksikliği olan içebilir yani. Yok, içemez ya. Pas akıyor.
Peki oradan acaba neden oradan öyle çıktı onu anlayamadım ben abi. Toprak yapısından dolayı mı yoksa başka bir şeyden dolayı mı? Çok yerde var o ya, sadece burada yok ya. Kuvan Irmağı'nda da var. Çavura yazması derler, duymuşsundur onu. Tamam da şimdi o şeyin oradan çıkma bir şeysi vardır yani dedi. Ya bir maden var orada. Yani işte. Demir madeni var oradan. Aras'tan suyu geldiği için. Ondan dolayı mı? Aha. Zehirli olabilir mi? Geologlar araştırma yaptı mı? Afrikenlerin altta Ağustos'taki yerdir. Aa belli zaten. Buradan değil. Buradan mı? O Sarapça'yı görüyor musun orada bak? He, ben gördüm de. Akıyor mu oradan mı ya? Kafesler şimdi gel çıkalım. Burada selde koptu. Neden geçiyor buradan? Bunu da oradan beydi, buradan çıkar. Çok olsun. Bu da var. Kapıdan falan kanal kazdılar buraya. Benim böyle değildi burası. Belki de burada geçtikten maden mi var? Yani. Oradan o Şinik Organize Sanayi su aldılar. Onlar buraya işte. Bak oradan şey, su kanalları var. Yukarı şeylere baksana ağaçlara. Evet. Bunun bir tane oluğu vardı ahşap. Oh. Çürüdü gitti. Bu ha? Oruç bozmaz. İçilmez raporu var ya, o yüzden sıkıntı yok yani. Oruç bozmaz yani raporu varsa. Normal su oruç bozar, bu bozmaz. Evet. Günde gün tutarsın işte. Diğer şeylerin farkının kokusuna farksız değil yani. Camiye niyetlerine gelin çıktı ayazmaya ya. Öyle bozdun sen. Burası Mayıs'ın 7'sinde buraya gelirlerdi. İşte o ritüeller var ya. Ayazmaya karıştırırsan yağmur yağar. O bağımdan böyle karıştırmayın ya. Yağmur yağdı. Öyle mi karıştırmak? Bir de aksiyon közlesin mi? Bir de güzel yağdı. Çocuğu olmayanlar. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Burası kültürünün uygulama yerlerinden bir tanesi de buraydı. Bak şuraya köyden yürüme gelirdik. Bu çapraz abi ormana yukarı buraya göl gelirdi. Ormanların güzelliğine bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak burada nefes alırken hissediyorsundur. Oksijen oranı çok yüksek böyle. İnsanın ciğerine kadar işliyor. Nefes aldığının farkına varmışsın hacı. Hani böyle tatlı bir su içerisinde su içtiğin belli olmaz ya. Aynen. Hava da öyle işte. Tabi böyle ağaca çaktığına baksana, ağacı boğdu. Büyüyünce içinde kaldı. O kuş hali ötüyor bak. Aynı. Aynı ses. Az önce yaptığımız sohbeti biraz daha farklı yapalım buradan.
Metin kardeşimizi birçoğunuz tanıyor ama tanımayanlar vardır. Yanoğun Osman Aga'nın oğludur. Nüfus sayısı bir engindir. Köyde Metin'dir. Muhtemelen kemik adı Engin'dir diye tahmin ediyorum. Engin'dir. Metin diye bilmez zaten. Beraber ilkokulu bitirdik. Okul arkadaşıyız. Geziyoruz buralarda. Kemlik'te nakliye işiyle uğraşıyor. Sağ olsun bugünkü yürüyüşe kendisi vesile oldu. Lağunuz'dan aldı beni. Camiye giderim dedi. Geldi çıktık Ayazma'ya. Her şeye bir kader. Burada büyük bir cami zaten. Yani. Her taraf Allah'ın meslidi. Yıllardır nakliyeyle uğraşıyorsun. Böyle komik anıların oldu mu hiç? Abi, oldu da onlar hangi bir... Aklına gelen böyle en komik tarihini anlatabilirsiniz. Ya. Bir gün öyle bir yorgunum ki evin önüne geldim. Azıcık yatayım, yani direksiyona böyle uzanayım dedim. Öyle orada uyuyup kalmışım. Hanım da balkon camdan beni bekliyor eve gelecek diye. Tabii ben böyle biraz geçkince geldi kaldırdı beni. Ben kalktım, neredeyim? Bakıyorum sen kimsin diyorum. Arabanın içinde buyurdun sen? Ben arabanın içindeyim ya. Direksiyona böyle kapaklanmışım. Ön koltukta. Az arabanın içi sıcaktı ya. Azıcık böyle keyif yapayım dedim orada. İşte öyle bazen kendimizi işe kaptırınca yorgun oluyoruz. Ne yaptığımızı fark etmiyoruz. İşle ilgili böyle komik şeylerin olduğu mesela böyle hani bazen anlatırlar işte yükü yanlış yere boşaltma, başka bir şey yanlış yük alma. Bir gün arabayı aldım Orhan Gazi'den geri döndüm. Araba boşmuş. Ben şoföre verdim arabayı, arabayı yüklesin diye. Şoför arabaya gitti. İşte problem çıkmış, yüklememiş. Gelmiş garaja bıraktı, ben de araba yüklü diye. Bindim arabaya, ya bismillah. Ya gidiyor mu araba öyle bir... Rahat gidiyor ki. Allah Allah dedim. Neyse mazot almaya girdim istasyona. Dur dedim bakayım şu kasaya ne yapmış, nasıl yüklemiş arabayı. Bir bakarım araba boş. Ne yaptın? Aradım lan ne oldu? Ya abi işte orada yükleme, malda problem çıktı, yüklemediler. E niye söylemiyorsun oğlum? E ne bileyim abi sen bilirsin diye, anlarsın diye. Orhan Gazi'den bir daha geri döndük. Neredeyse İstanbul'a boş gitmiştik yani. İyi mazot azaldı da girdiniz sana yoksa. Yok oradan devamlı aldığımız için. Yükü götü yine götürse yük boşaltmaya gideceksin. Onun rezilliğini düşün. Arabada yük yok. Ya zor mu arkadaş ya? Kendimize gelinme süreci var o arabaya binip de yola alana kadar işte. Normalde kendimize gelene kadar fark ettim onu. Yoksa gene fark etmeyecektim işte. O belli bir süre... Adapte olmak lazım. O işte yani. Uğraşınca insanlar da meslek körlüğü oluyor mesela. Sende de oldu orada. Çünkü ben normalde hani yine süreceğim arabaya mutlaka etrafına bir turlarım ben. Yok turlama değil. Turla. Bakarım. Gecenin bir vakti saat 3'ünde 4'ünde turlasan ne yapacaksın? Bizim arabamız yüklü. Sıkıntı yok. Bizim yükler de şöyle havale olmuyor biliyor musun? He. Kasa içi. Görünmez yani kasadan. Saç metal işi olduğu için. He. Kasanın içinde kalıyor. Tabii biz de araba yüklü diye. Nasip oraya kadarmış. Oradan girdik. Var öyle daha çok şeyler var da işte ne bileyim. Unutuyorsun. Urfa'ya Erzurum'dan askeri malzeme getirdim. Orada bekleyecektim. O malzemelerin ambalajı etiketleri değişip tekrar Erzurum'a gelecektim. Orada oturuyorum fabrikada beklerken işte adam geldi yemeğe çağırdılar beni. Gittik oraya. Adam öyle bir dertli öyle bir gamlı ki yani Urfa'yı kendine tanıtmak istiyor. Yani bize tanıtmak istiyor. Hani doğunun insanı biraz şey ya güya o zamanlar terör olayları vardı. Adam yani böyle kendi ya o kadar iyi davranıyor, o kadar güzelliklerle anlatıyor bana orayı ki. Dedim tamam abi sıkıntı yok, biz sizi biliyoruz zaten dedim ya. Ama gittiğin yerlerde de anlat bunu diyor, lütfen diyor. Yani bizi böyle kötü anlatma, kötü belletmeyin yani insanlara. O güzelliği Urfa'ya gidip ancak orada yaşayabilirsin. Çünkü i̇şte. Yabancı olduğunu anlayınca ya bir yerde para vermekte de zorlanıyorsun ya diye başka bir gözüm. Yok verdirmiyorlar zaten adam. Hı-hı. Yani böyle sanki el üstüne böyle tutuyorlar ben. Sanki tabii, ben orada tabii, kral tabii. Gibi... karşılandım yani. Ben ilk gittiğimde bizim arkadaş uyardı ki bak gideceğimiz birçok sıra bayilerimiz var onlarda. İkramlara sakın yemezlik yapma, hakarettir onlar için. Evet. Adam beni dövecekti neredeyse yemeğini yemeyeceğim diye. Zeytin getirmiştim oğlum. Adam tava yapıyordu tamam mı? Araba boşanana kadar dedim inşallah araba bitmez de yemeğe kalırım. Ama o koku öyle bir geliyor bana ki Halis'im. Anlatamam. Bambaşkadır. Neyse. Oranın yemek kültürü hiçbir yerde yoktur. Adamlar da erken bitirdi mi işini abi? Neyse tamam. Abi işte işimiz bitti. Ne kadar borcumuz dedi. Şu kadar abi. Neyse dedi. Ne parası dedi ya.
Sen arabayı şöyle bir kenara çek, gel buraya dedi. Abi ne ol? Ya gel buradan, yemeden gidemezsin dedi ya. Abi körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz kardeşim. Aynen aynen. Abi bir oturduk var ya. Çatal yok, kaşık yok abi. Elle böyle üç parmak. Alıyorsun, atıyorsun. Lokum gibi abi. Adamların yemek kültürü gerçekten çok zengin abi. Çok çok. Urfa peygamberler şehridir. Yani. O bereket oradan geliyor. Allah hepsinden razı olsun. He. İnşallah. İşte bak adamın yedirdiği o yemek. Nerede gelip ne anlatıyor? Nerede anlatılıyor, evet. Muhtemelen de hapşırmıştır şu an. Demiştir ya, diriliş beni anki. Yani adamı tanımam, etmem, gitmem. Allah razı olsun. Yapan da yapıyor. Bak bak, ağaç kadar mı? Şimdi anladım. Ama o daha kalın sesi. Dinle abi. Yok yok, ağaca vuruyor. Bak dinle. Gördün mü? O ağaç yatan. Ben ağaca vuruyor, başka bir tane vardı. Onu dedin. Onu sandım. Ağaca vuruyor bak. Geliyor hani. O ne kadar sıcak duruyor ne abi? Gördün mü? Aynı şeyini otomatiğe bağlıyorsun tabii, ya. Tabii tabii. Hilti yok, var ya. Hiltiden daha kuvvetli vuruyor ona. Hilti kırılıyor. Bak bunun gagası kırılıyor. Yok yani. Yok. Abi şunlara baksana ya, dalsız budaksız nasıl buluyor bu tabi? Bunlar budanla da budanmaz ha. Onları nasıl çıkardık yani? Seçerdi en silyanını çıkardık hava olsun diye. Tepesi de tal olsun yeter. Unutmuyorum bir gün çıktım ağaca belite, ezan okuyorum güya kendimce. Dum aşağı. Belit de belit kurdu olurdu ya, vururdu insan abla kollar mollar. Şey yapsana, kaçtan gördüğünüz yer bak ne kadar. Yani yine sana aynı o benim çocukla birlikte o manzaralar aynı, sanki çöldesin. Bir ağaç orada yatmış, yılan orada sıs yapıyor. Halil senin domuzlardan eser yok, hayırdır oğlum? Bugün yoklar. Ama ısındığı için belki yer olarak göçmüş olabilirler ama burada anamışlar yani. Abi izlere baksana. Koyun izi değil mi onlar? Koyun değil. Koyun bok olanları görmeyin. Domuz izi de var. Yok yok ağa da. Onlar mı? Doktor. Evet evet. Sığır ısı domuz izi onlar. Ha burada anamışlar bak. Burayı yiyene. Aa domuz izi onlar. Koyun izi de var orada. Koyunla karışık ama domuz izi üstüne basmış. Sulak yeri sever. Sulakta yeri yatı yuvarlanıyor ya. Vayt. Vayt. Tereşlerinde kesinlikle vardır. Çok fena öldürüyor domuz. Bir gecede 5-10 kilometre çok rahat yer değiştirir. Öyle bakıyorsun gidiyorlar ufaklar önde. En azılısı en arkadan gider. Hayır abi, büyükten küçüğe giderler lan. Güvenlik boydur işte. Onlar ya. Hı-hı. Ben o şeyde gördüğüm öyleydi yani. Daltonlar gibi. Şuraya yukarı doğru baksana abi. Maşallah. Değişik kuş sesleri geliyor. He? Değişik kuş sesleri geliyor. Abi bu alttan aşağı inen bir patika yol var. Oradan aşağı bir kere seyredin de bu yol güzergahındaki ağaçların hemen hemen hepsinde isimler yazılıdır. Allah Allah. Dekora baksana ya. Yani değil mi? Evet. Yüzebilir miyim? Aha. Domuzlar niye yok? Doktor çünkü burada aç mı geldi aklıma? Ya sen kiminle geziyorsun ya? Arkadaşım sen kiminle dolanıyorsun? Ama kadakta geliyor sana. Yalnız kalacak kovalıyorsun onu ya. Ama ne yapacağım? Ya korkarsan ondan ya. Ne bileyim seni köpek sevdiğim. Doğada köpekte korkulur mu ya? Kafasını okşa iki güzel laf döner tamam. Aa, işte, öyle bir izlenim vermedim ona arkadaşım. Köpekten, yok o gelirse, yok bu gelirse. Köpekten korkma.
Ben bile iki tane köpek baktım gittim ya. Her hafta bir aşı, ayda iki aşı, bilmem ne, yok mamasıydı, yok değildi. Ne yaptın lan sonra? Vallahi sonra kayboldu gittiler abi bizim adam ya. Yani kayboldu derken belediye aldı. Belediye... Bağlamıyordun onları, ha? Bağlamıyor muydu? Belediye verdik onları abi, mecburen. Bağlama yok bizde abi. Orada bir yer yapmıştım onlara garajda. Çiftleri çevirmiştim etrafını ama. Aslında arabanın kazası da küçük bir yer yapsan orada durur mesela. Gittiğin yerde kollar arabaya değil mi? Tabii. En azından arabada yük olup olmadığını der sana. Yani şimdi yüzümüze mi vuruyorsun arkadaşım? Yok yani çözümü de söylüyorum. Daha kukuyor bakıyor var akıllıdır onlar. Yani düşün kendimizi işe ya, o kadar... Boş araba giderken arkadan havlayacak, yıkacak ortalığı, eğitecek sonra tamam. Köpek deyip geçme köpekler. Acayip akıllılar ya. En derin sevgi olan hayvandır köpek. İnsanlar daha çok sevgi anlayışı vardır. O sahibi için canını verir. Diyordum ben kendim köpek sevmem hayatta. Çocuk karne hediyesi almıştım çocuğa işte. Yavruydu onlar daha ufak. Öyle. Yemek yerken aklıma geliyordu. Kalkıyordum gidiyordum yemeklerimi getiriyordum. Orası değilsin yeri değil mi ya? Samattan kimse yok. Beraber dönersiniz. Sorun yok. Gel. Orası resim yeri de. Aha. Ne oldu? Abi avdan aşağı indiydim av yolu. Avdan yöne geçtiydim ya. Burada bir standıydık ki yağmur yağdıydı. Bu arada az önce gördüm bak tarabalık ırmağıydı. Yanlış bilgi ben. Sonra kullanıyorum ha önümüzde. Güzel tarım. Bu altı tarabalık düzü derlerdi. Meşhurdur. İnsanların ormana zaten tümlendiği yer. Abi de göl yapılınca kapattılar burayı. Tumbudan beri gelen yol şuradan aşağı geliyordu. Buradan geçeceğiz. Bu alttan çapraz ama lağımıza patika yönünüyor. Çok dolandım oralarda. Gazı süpürdü buralardan. Gazı. Ülken yapraklarını. Bak şu kızıl ağaçlara baksana sanki yolun kenarına birisi dikti onları. Evet. Ama keçiye baksana ne yaptı abi? Hep soydu yediyor. Evet. Keçi o seçer bitkinin en güzel yerini yer. O yüzden keçiye de şifa kaynağıdır. Filizlerini yiyor da. Pis hiçbir şey yemez. Yerden bir şey yemez. Tüm yolu burası abi. Buradan çıkıyorsun çapraz oyuna doğru. Ha burada. Bura biraz sıkıntı da vardı. Şeref'in dumbisi. Meşhur bir Şeref'in dumbisi. Efendim. Efendim Okan. Sağ olun siz. Yok mu? Açılmamış o zaman. Tamam o zaman açılınca bakarız olmasa ben ararım seni. Çünkü beni sadık sorumlusu arkadaş aradı. Açılmamış o zaman tamam. Sizin de mübarek olsun eyvallah sağ olası kardeş. Farkında mısın abi dere işleri hep nasıl esiyor görüyor musun? Nasıl? Soğuk. Söyle bir Türkiye'de. Ezberim kötüydü benim biliyorsun ya. Dur arayalım Şeref'i. Görüntülü mü arıyorsun? Kapak kuyusu burası bak. Buraya niye kapak kuyusu dediler? Akülgen ağaçları kapak gibi derler de böyle. Tahsız butaksız. Oradan geliyor isim.
Birçok insan da kapak yetiştirdiğini zannediyordu. Kapaktan bir alakası yok. Yani işte ben de o anlamda. Ama Gürgün adı yerlemeydi de böyle kapak gibi yarıldı derler ya. Kapak da öyle yarılıyor ya. Mesela yarılmış Gürgün adına ne derler haklarında? Değişik ismi vardır. Kanzi derler de, kanzi. O sakızdan kopan parçalara kanzi diyorlar. Gürgün da aynı, o da aynı kanzi parça. Yani ben o öyle biliyorum. Kanzi içir ha. Kıvandırma burası işte. Yukarısı Tundu. Bunlara bir özelliği var. Koyunu asla bırakıp gitmez böyle soğuk havada falan filan. O Sivas kangalları var. O soğuk hava, yağmur hava değil mi? Kaçı gidip gidip damın altına koyunu bırakmıyor. Allah Allah. Hem de Sivas, hem de kangal. Temiz havada sorun yok ama yağmur havada problem. Temiz havada ben de kangal oluyorum ya. Keyfine düşkün. Ama o Trabzon türü de böyle diyorlar. Ölse bırakmaz. O da çiğde yatar. Çalma gel misin? Çalma gel misin? Bari ki. Az da oha oha diyeceğim. Ben orada. Mustafa mı duran? Bizim Türkiye'de makineye seyretme huyu vardı, tamam mı? Bir yerde makine çalışsa bakarsın 100 kişi seyrediyor. Baksana bak, bak, bak. Beni yiyor. Oruç tutmuyor bu. Hala hala kendini kuzu zannediyor. Bugün oruç tutmuyor bu. Yok yol boyu giderim. Açarım yok zaman geçeriz yani yol boyu giderim. Abi de bir kemence Ahmet abi sağa. Sağa.